Afşin, güneş enerjisinden elektrik üretme anlamında verimlilik açısından ikinci derecede verimli olan bir bölge. Bunun anlamı şu, güneş enerjisinden elektrik üretmek için ideal yerlerden bir tanesi. Bölge olarak çok şanslıyız. Biz de bu konuda potansiyelimizi kullanalım istedik Afşin olarak, Afşinliler olarak. Afşin Belediyesi olarak. İlk başta insanlar şaşırdılar, ya bu neyin nesi, güneş enerjisi üretiyorsunuz. Biz şunu söylüyoruz, biz hizmet ediyoruz, kamu kuruluşuyuz. Ama hizmetlerimizi yaparken şirket gibi düşünmek zorundayız. Özel sektör mantığıyla düşünmek zorundayız. Bir taraftan hizmet için para harcarken bir taraftan da para kazanmamız lazım. Çünkü daha sonra gelecek hizmetleri yapabilmemiz lazım. Biz belediye devraldığımızda bütçe gelirinin yaklaşık 10 katı bir borç devraldık. İller Bankası'ndan gelen payla, sadece İller Bankası'ndan gelen payla belediyecilik yapılması çok mümkün değil. Malumunuz belediyecilikteki hizmet alanları çok çeşitlendi. Sosyal alandan ekonomik alana kadar sadece altyapı belediyeciliği yok. Sosyal faaliyetlerin de çok fazla olması gerekiyor. Toplum gelişiyor, ihtiyaçlar artıyor, beklentiler çoğalıyor. Bunu yapabilmenin yolu da öz gelirde artış sağlayabilmek. Onlardan bir tanesi. İlk adımı attık. Büyüklerimiz hep der, yürümeden yol alınmaz, menzile ulaşılmaz. Damlaya damlaya göl olur. Bizim bu tür çabalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz asfalt plantını kurduk, beton elemanları fabrikasını kurduk, tersiyesleri kurduk. Bunlar hep yapacağımız hizmetin altyapılarıydı, hazırlıklarıydı. Ve biz bu tesislerimizden de artık para kazanmaya başladık. Hizmetler yaptıkça artık piyasaya da dönmeye başladık. İşte bazı firmalara mal veriyoruz. Büyükşehir'e asfalt veriyoruz. Büyükşehir'in müteahhitlerine asfalt veriyoruz. Armadaş'a asfalt veriyoruz. Tabii bunu karımızla veriyoruz. Bunlarla da hizmetleri döndürmeye çalışıyoruz. Öz gelir elde edemeyen belediyelerin birçoğu durma noktasına geldi. Sıkıntıya girmeye başladılar. Maaş ödemede bile sıkıntı çeken belediyeler var, duyuyoruz. Biz o duruma inşallah düşmeyeceğiz. Rabbim bize yardım ediyor bu tür faaliyetlerde. Bunu yapıyoruz. Birçok insan da huzursuz oluyor siyasi olarak. Bunun farkındayım ben. Hem aynı partide siyaset yaptığın insanlardan huzursuz olanlar var. İşte rakip siyasi partilerden huzursuz olanlar var. Biz bunları bir şey siyasi başarı elde etmek için yapmıyoruz sadece. Bizim işimiz hizmet, halka hizmet. Gerisi Allah'ın takdiri. Kim ne kadar huzursuz olursa olsun, neyi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışırsa çalışsın. Biz halka hizmet yolunda bu adımlardan geri durmayacağız. Kararlılıkla devam edeceğiz. Şunu bir daha söylüyorum. Biz herhangi bir siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz sadece bize verilen 5 yıllık görev süresince gereğini yapıyoruz. Kimisi diyor siyasete karışmasın başkan ama siyasetin içinde. Kimisi diyor şunu yapmasın. Ya biz halk için çalışıyoruz. Bizim tek hesap vereceğimiz kurum halk, vatandaşımız. Tuzlu kuru insanlarla da çok işimiz yok. Biz işimizi yapıyoruz, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Genel başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Burada biz ne amaçladık? Burada enerjimizi üreteceğiz. Enerji maliyetinden kurtulacağız. Fazlasını da yine devletimize takdim edeceğiz. Devletimizin uygun gördüğü fiyattan ücretini alacağız. Bu yatırım, panellerin yenilenmesi teknolojiye göre değişiyor ama 15 yılda 20 yıl arası sürüyor. Bu demektir ki biz bu tesis, bizden sonra da biz olalım olmayalım Afşin'e 15 yıl asgari gelir getirmeye, hizmet getirmeye devam edecek. Üreteceğimiz 1 megawatt enerjiyle Afşin Belediyesi'nin tüm tesislerin enerji ihtiyacı karşılandığı gibi sokak aydınlatmaları dahil hepsine yetiyor. Yarın sokak aydınlatmalarından katkı kalktığında inanıyorum ki birçok belediye sıkıntıya girecek sokakları aydınlatmanın. Biz rahatız çünkü önlememizi şimdiden alıyoruz. Devlet desteğini kaldırırsa, hazine desteğini kaldırırsa sokak aydınlatmalarından şimdiden söyleyebiliriz ki Afşin karanlıkta kalmayacak sokaklarımız. Enerjimizi üretiyoruz. Ürettiğimiz enerjiden onları karşılayacağız, rahatlıkla karşılayacağız. Ben hayırlı olsun diyorum. Hemşehrilerimden dua bekliyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Hizmetlerimiz devam edecek. Ha şu demek değil, her şey dört dörtlük. Tabii ki değil. Biz bugüne kadar 2 milyon kilometre kare yol yaptık. Biri çıksın, istatistikler ortada desin ki ya filan dönemde de bu yapılmıştı.
yapılmadı. Belki miktar olarak hesaplanırsa 20-25 yıllık, belki daha uzun yıllık döneme tekabül eder. Biz yapmaya devam ediyoruz. Eksiklerimiz var. Hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar ama çalışmaya devam ediyoruz. Eksikleri de hızla tamamlayacağız. Yine tamamlarsa AK Parti tamamlayacak. Yine tamamlarsa biz tamamlayacağız. Eksiklerimizi de mutlaka yapacağız. Yeni şu an öngöremediğimiz ihtiyaçlar çıkacak. İnşallah onları da karşılayacağız. Ama yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın bir göstergesidir. İnşallah yapmadığımız, giremediğimiz alanlarda da, giremediğimiz yerlerde de hizmetlerimiz devam edecek. Yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz imkanlar ölçüsünde. Şu an ülkenin ekonomik güvenliğiyle ilgili önemli sıkıntılar var. Büyük saldırılar var. Amerika'nın malumunuz saldırıları var. İsrail'in, İngilizlerin saldırıları var. Bu arada da ne yazık ki içimizdeki hainlerin de saldırıları var. Bu noktada milletimize ben çok teşekkür ediyorum. En güzel cevabı verdiler. Mücadeleye başlandı. Dost ülkeler cevabı verdiler. İnşallah ekonomi de dengeye girecek. Yolumuzdan bizi kimse çeviremeyecek. Ha, hizmet yapılır. Yapılmazsa, bugün yapılmamışsa yarın yapılır. Eksik giderilir. Önemli olan bir milletin, devletin ayakta kalması. Mücadele azmimizin kırılmadan devam etmesi. Mücadele edenlere, çalışanlara, inananlara hepimiz biliyoruz ki Rabbim de yardım eder. Rabbim yardımını bu devletin, milletin üzerinden eksik etmesin. Özellikle de Rabbim şehrimize, emanetçisi bulunduğumuz kuruma yardım etsin. Bizlere yardım etsin ki biz hizmetlere devam edelim. Başkanım, bu proje ne zaman?